Hoppa. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Dur. Çok da anne dur bir iki dakika intro yapıyorum, giriyorum ya. Çok denedim. Çok denedim, ayaklarım gözüküyordu. Ayaklarım gözüktüğü için çok denedim. Bu ödülü elinde tutuyorum çünkü bu ödül elim. Neyse, hoş geldiniz. Ufensburg Civil Incorporated. Günaydın. Saat kaç? Uyurken bile geçiş yapıyor. Tam bir şovmen demin. Uyku ürünleri, yatak, baza, başlık, ev tekstili çeşitleri. Kan veren Ziya. Sabah bilincim çok yerinde olmadığı için ben açıklayayım. Hastaneye gidiyorum, kan veriyorum anestezi için. Sonra da doktorun kliniğine gidiyorum. Anlaşma imzalayan Ziya. İşte anlaşma imzalıyorum, kabul ettim, onayladım, ben yaptım, bir şey olursa kabul ettim. Açım, kan verdim ya ve uykusuzum da hani ultra şeyim şu an. Kliniğe gittim. Doktora bir daha ses verseydik hoş olurdu. Kafam takıldı ona böyle. Benim de takıldı ona. Doktor kliniğe girerken bizi bir gördü, selamlaştık böyle. Ama ondan sonra odasına geçtik, biz de bir daha çıkarken selamlaşmadık. Annem mi onu düşünürsün? Keşke selamlaşsa mıydık, selamlaşmadık yani. Bence bir şey olmaz hani girerken selamlaştık da. Şimdi 2:30'da anestezi doktoruyla görüşmeye de gitmemiz gerekiyor. Çok efsane fiyat performans bir kahvaltı. 75 liraydı o kahvaltı. Bir tabak. Çikolatası Nutella'ydı. Balı da güzeldi bu arada. Çıldıracağım şu an. Bakın benim o burnumdaki kemiği insanlar sümük zannediyordu diye. Ben her zaman açıklama kısmında yazıyordum. Her videomun da hala duruyordur hani. Burnumdaki sümük değil kemik diye. Bu burnumdaki kemikle olan son videom ve bu videoda burnumda gerçekten sümük var. Oh my god. What the hell? Bunun üzerinden kaç anne? Yani 8 performansına göre gezecek. Ben de 7 vereyim. O fiyata göre çok çok iyi. Kesinlikle. Yatağı tut, parmağın çıkmasın anne lütfen. Az geri git böyle ileriden. Bu albüm çok zaman aldı, bu albüm yazmamız. I don't like your little games, don't. Çekiler. Bu arada arkadaşlar şu an daha şeye var. Aa dur, ışık çok kötü. Bıdı 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 dans ediyor. Ne yapabilirim? Allah'ım sen yardım et. Şu an dans etmiyor, tamam. Şimdi hastaneye geldik. Anestezi doktoruyla görüşeceğiz. Hemen benim safe place geldiğimde işte yatıyorum. Size biraz şeyden bahsedeyim. Şimdi şöyle. Benim nereden esti burun? Ne ayak? Ben neden burnumu yaptırıyorum? Ben basketbol oynuyordum, tamam mı? 8. sınıfta. Bam! Burnum kırılan zihin. Kemiği göstereceğim. Zaten her videoda şimdi bilinçli bir şekilde gösteriyorum kemiğimi. Bakın görüyor musunuz? Orada kemik var. Gözüküyor işte. Zaten şöyle baktınız mı da şöyle de yamuk zaten. Şöyle burnuma şuradan bakınca normal duruyor ama kırık diğer taraftan çok daha belli oluyor. Bak basketbolda kırdım. Ben eve geldim. Dirsek yemiştim galiba. Neyse ben eve geldim. Bir şey yok. Annem dedim işte bakın bayağı morardı falan. Bana dediler bir şey yok. Bir şey yok. Ya şimdi yanlış olmasın. Ben çok ısrarcı mıydım doktora gitmeni hatırlamıyorum yani. Keşke ısrarcı olsaymışım hani annemlere o konuda. Tam deyip demediğimi hatırlamıyorum da. Yanlış olmasın. Kırmışım burnumu, haberim yok. Sonradan doktora gidiyorum. Doktor diyor ki sen burnunu kırmışsın ve burnun kaynamış diyor. Ben hamle. Bak şimdi sadece bundan hava çıkacak. Sadece burası çıkıyor. Burası yok. O zamandan beri nefes alamayan Ziya. 18 yaşım geçmem gerekiyordu.
burun ameliyatı olabilir. Eğer direkt kaynamasaydı direkt o yaşında direkt ameliyata yatırabiliyordum beni. Ama kaynadı. O yüzden şimdi ameliyat olacağım. Şöyle bir şey var. Şimdi benim burnum kırıldı. Evet burası böyle. Ama şimdi size çoğu burnumu kırdım da yaptırmak zorundayım işte diyenlerin yalanını söyleyeceğim. İfşalayacağım şimdi size. Ne biliyor musunuz? Aslında doktor, bir sürü doktora gittim zaten. Benim evet burnum kırılıyor ama benim nefes almamla burasının alakası yok. Burası tamamen estetiğe, görünüşe giriyor. Doktor dedi ki kulak burun boğazcı, ben senin burnunu düzeltirim dedi ve o kırık hani. Kırıktan kaynaklanan nefes almamanı düzeltirim dedi. Ama burası estetiğe giriyor yani evet benim burnum düzdü, kırıldı, burası şey oldu ama hani kırıkçı ne ya? Kulak burun boğazcı sadece burayı düzelterek nefes almanı şey yapabilir. Hani burası tamamen isteğe giriyor, ihtiyaç değil burası. Bu yüzden ben de estetik olurum hani. Sadece nefes almamda olmasın yani. Burası yamuk oldu, yamuk kalsın istemiyorum. O yüzden ben de estetik olurum. Bir de şöyle bir şey var. Burada bir bezler varmış tamam mı? Alerji bezleri falan. Onlar da şişmiş, o da engelliyormuş nefes almamı galiba. Öyle bir şey daha var. Öyle. Beni bilen bilir, ben şu kemikli büyük buruna bayılıyorum tamam mı? Yani yaptırma sebebim burnumun direkt böyle yamuk olması kırıktan. Bak şimdi zorlayan kemiği göreceksiniz. Bak görüyor musun? Bu beni rahatsız ediyor. Herkes genel olarak kaydırak gibi burnu istiyor yani böyle. Ben dedim ki Laz burnum kalsın hocam dedim. Yani öyle demedim de. Mesela bana before after gösteriyor tamam mı? Öncekisi işte kemikli böyle düz burun. Sonrası böyle kaydırak gibi. Dedim ki ben öncesini istiyorum. Şimdi burada kırığı düzeltecek ya. Kırılmadan önceki burnuma dönüşecek burnum. Normal burun dönünce işte kemikli yapısı varsa kalacak. Hani yoksa direkt dümdüz burun olacak. Yani bu beğendiğim kemikli yapı kırıktan kaynaklanıyor olabilir. Doktor kırığı düzeltince ben bu kemikli yapıyı kaybedebilirim. Burnumun ucunda da kırıktan kaynaklı düşme var bak görüyor musun? Böyle yani. Bana ablam da çok dedi. Oğlum emin misin bak burun yaptırıyorsun o kadar hani böyle kalkık yapmadan diye pişman olacaksın. Dedim ki başlarım güzellik algınıza. Ben kemikli burun istiyorum dedim. Aslında şöyle bir şey, benim kemikli burun istemem de bir güzellik algısı. Sadece işte farklı bir güzellik algısı. Yani herkese uymayan bir güzellik algısı. Bulutlara bakın. Kocaeli Spor. Eve geldik ve pert olancı. Değil mi kaçak? Özür dilerim. Ben bu kuşa niye hep zarar veriyorum? Sandalyeyi çok yakınlaştırmışlar. Buna böyle oturunca çarpıyorsun kuşa. Kaçak. Baby. Ağzını kırayım. Vazgeçtim. Şey çok değişik. Yani siz bu videoyu izlerken ben şu an ameliyattan çıkmış olurum büyük ihtimalle. Siz bu videoyu cuma günü izleyeceksiniz ve benim ameliyatım cuma günü. Biraz kısa gelmiş olabilir bu video. Demeyin yorumların altında. Ne yapabilirim? Ameliyat sürecine hazırlanıyordum. Son vizeme girdim. Ameliyat sürecim, ameliyat sonrası nasıl? Tüm her şeyi paylaşacağım sizinle. Haftaki video zaten büyük ihtimalle şey olur. Burnum bantlı. Şeyi tam kestiremiyorum. Hani ameliyat olduktan ne kadar gün sonra dışarı çıkabileceğim. Kendimi rahat hissedeceğim. Onu göreceğiz artık. Ona göre de video gelir işte. Evde mi? Ne olursa alır işte. Arkadaşlar şimdi fark ettim. Bu video ne? Bu video kimiyimle son videomuz. Bunu zaten biliyordunuz çünkü gelecekteki ben geçmişte araya girdim ya. Kusura bakmayın. Duygusal. Aslında değil. Açıklama kısmını şey yazmaktan bıktım. Burnundaki sümük değil, kemik diye yazmaktan bıktım. Yazmayacağım artık. Sizin için güzel bir şey var. İleride böyle ben çok ünlü olduğumda şey yazacaksınız işte yorumlara böyle. Burnundaki sümük değil, kemik falan. Kimseler anlamayacak o zamanlar. Görüşürüz kemik. Artık alttan rahatlıkla video çekebileceğim. Neyse haftaya şeyli, sarıklı sarmalı görüşürüz. Ben çok eğlendim. Aslında eğlenmelik bir video yoktu. Neyse işte kapanışı hep böyle yapıyorum. Ben çok eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Aşağıdan kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Kemiğim gidiyor.